İlk başlığımız Ömer Çelik'in açıklamaları sosyal medya hesabından yaptı. Müsaadesiyle konuklarımın önce o açıklamaları sosyal medya hesabından gelen şekliyle birlikte sizlerle buluşturayım. Sonrasında da yorumları için sözü konuklarıma bırakayım. Ömer Çelik Ak Parti sözcüsü, İyi Parti Genel Başkanı Sayın Akşener'in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarf ettiği sözleri kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözlerle ilgili de süreci takip ediyoruz dedi. Terörist başının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir dedi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda e, başka açıklamaları da var. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir ifadesi sosyal medya aracılığıyla Ömer Çelik'in yaptığı açıklamanın da bir bölümüydü. Ve muhalefet Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, terörle mücadele namına bir ciddiyet göstereceklerse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK, PYD, YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdır ifadesini kullandı Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanımız her türlü terör örgütüyle tavizsiz mücadele etmek kararlıdır. Bunu tüm dünya görmüştür. Bu mücadeleyi teröre destek veren ülkeler de iftira siyaseti üretenler de zafa uğratamayacaklardır dedi ve gündemin sıcak başlıklarında ilk sıraya yükseldi.